Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde biz bir konuyu ele almıştık. Bizi takip edenler yakından bilecektir, hatırlayacaktır. Türkiye'de turizm adı altında gurbetçi vatandaşlarımızın, turistlerin soyulduğunu, turizmci olduğunu iddia eden pek çok kişinin aslında vurguncu, soyguncu olduğunu anlattık. Bazı turizmciler bize kızmışlar. Üzüldük mü? Vallahi hiç üzülmedik. Şimdi bugün turizm adı altında turistlerin nasıl soyulduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Kıymetli meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'e ilk sözü vereceğim abi. Uzun konuştum ama biraz uzun bir giriş oldu. Buyur abi. Fatih, hem ana vatanımızda yaşayan kardeşlerimiz yıllardır çalışıyorlar, 3-5 gün tatil yapmak istiyorlar. Ve dünyanın her tarafında yaşayan Türkler ülkelerini ziyaret edip tatillerini orada yapmak istiyorlar. Bu Türkiye'deki turizm politikası yüzünden, bu turistik tesis adı altında, yani söyleyecek kelime bulamıyorum, soygun mekanları var. Yani hava yollarının şu fahiş fiyat politikasından şikayet ediyoruz bu programda. Tatil bölgelerindeki restoranlar, oteller, bunların uçuk kaçık fiyatlarından da söz ettik. Fatih, bugün dünyada, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz, hatta Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz Bodrum'da, Marmaris'te değil, Yunan adalarında tatil yapıyor. Niye abi? Niye yapıyor kardeşim? Sen bir tatil beldesinde bir lahmacun 250-300 lira olur mu? Bir porsiyon, yani 900 lira 1000 lira olan yerler var Fatih. Yani kafayı yemişler. Bir bardak kahve 250 lira olur mu? Bir çay 80 lira 100 lira olur mu? Ya karşında senin 2 kilometre ötendeki Yunan adasında bunun %10'u fiyata tatil yapıyor insanlar. Abi bir örnek vereyim izin olursa, kusuruma bakma seni kestim ama. Değerli izleyicilerimiz. Şimdi Yunanistan'ın ana karasına en uzak adası Meis Adası. Antalya ilimizin Kaş ilçesinin hemen karşısında. Yani ben ilk gittiğimde buranın bir Türk adası olduğunu sanmıştım. Burnumuzun dibinde. İsmet İnönü döneminde resmen içim parçalandı bunu öğrendiğimde vermişiz. Şimdi öyle ya da böyle geçti. Arkadaşlar, feribota biniyorsun. 20 dakikada bu Meis Adası'na gidiyorsun. Ufacık bir yer. Şimdi diyorlar ya turistler, biz Yunan'a gidiyoruz işte, turizmciler de, bu sözde hepsi için söylemiyoruz. İşini dürüst yapanlara asla bir şey söylemiyorum ben ve biz çürük elmalar anlatıyoruz. Arkadaşlar, bindik feribota, gittik o Yunan adası Meis'e. Fiyatlar 1/3, yarı yarıya diyelim, hadi yarı yarıya fiyatlar. Aynı deniz, aynı balık, ne alırsan yarı yarıya. Kaş tarafına geliyorsun, Antalya tarafına, bizim vatanımız ya. Fiyatlar çarpı 2. Sonra turizmci ağlıyor. Diyor ki kardeşim, diyor, turist gelmiyor diyor. İşler kötü diyor. Kardeşim, siz turizm adı altında insanları soyuyorsunuz. Az önce Recep abi söyledi. Türk Hava Yolları 4 kişilik Almanya'dan Türkiye'ye gidecek olan gurbetçi bir aile minimum 3000 euro ödüyor. Bir hafta 15 gün bir otele gitse minimum 100 bin lira ödeyecek. Toplamda yedin, içtin, gittin, geldin. Bir aile 7-8 bin euro para harcayacak. Ne yapıyor? Yunanistan'a gidiyor. Yarı fiyat. Arkadaşlar bakın, inşallah Allah kısmet ederse biz size bunları görüntülü olarak bizzat Yunanistan'a giderek arabayla gideceğiz. Size bunların hepsini tek tek göstereceğiz. Neden? Türkler akın akın Yunanistan'a geliyor. Yahu kardeşim bakın, bizi Türkiye'den izleyen bazı izleyicilerimiz yurt dışında yaşayanları kibirli sanabilir. Hayır kardeşim, ucuz olduğu için insanlar İtalya'ya gidiyor, İspanya'ya gidiyor, Fransa'nın güneyine gidiyor, Yunan adalarına gidiyor. Sebep ucuz. Türkiye turizmde çok pahalı arkadaşlar. Ya Recep abi gireceksin ama çok bir örnek, kısa bir örnek ver. Çok sinirliyim bu konuda Fatih. Bir örnek ver. Ver abi, hadi ver. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, sevgili Fatih. Bu Meis Yunanistan'a bir gün uzaklıkta. Bu Meis'in domatesi, biberi, patlıcanı, içeceği, kolası, ne varsa kaçtan gidiyor. Türkiye'den alıyorlar. Türkiye'den alıyorlar. Ya kardeşim, bunlar geliyor her şeyini, market alışverişini kaçtan yapıyor. Oraya götürüyor, pişiriyor. Orada nasıl 1/3 fiyatı olabilir Fatih? Yani bunlar hepsini Türkiye'den kaçtan alıyorlar. Bunların Yunanistan'a
Bir günde gidebiliyorlar ancak. Yunanistan'a o kadar uzaklar. Ya bütün alışverişlerini kaçtan yapıyorlar. Götürüyor adam restoranına, oteline. Orada pişiriyor. Türkiye'den daha ucuz satıyor. Ya sevgili Turizm Bakanımız, Cumhurbaşkanımız, bu illeri, ilçeleri, tatil beldelerini yöneten yöneticilerimiz, buna bir gidişe dur deyin artık. Yani bir örnek vermek istiyorum. Laleli bundan 20 yıl önce ihracat yapılan bir bölgeydi İstanbul Laleli. Karaköy limanına onlarca gemi gelirdi. Rusya'ya, oraya, buraya tekstil ürünleri gönderilirdi. Buradaki bazı kötü niyetli esnaflar turistleri soymaya, parasını aldıkları almalarına rağmen ürünleri teslim etmemeye başladılar. Buraya milyonlarca insan bavul ticaretine gelirdi. Fatih sonra ayaklarını kestiler, gelmez oldular. Bugün Laleli'de incin top atıyor. Çin'e gidiyorlar, Hindistan'a gidiyorlar. Başka ülkelere gidiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Ya kendi ayağımıza niye sıkıyoruz kardeşim? Yunanistan bugün bizim, biz onlara hasmane bir şey tutum sergilemesek bile, izleyin televizyonlarını, her gün İstanbul'u almaktan, İzmir'i işgal etmekten, Türkiye ile savaşmaktan, Ankara'yı vurmaktan söz ediyorlar. Allah aşkına, bizim bu kaçırdığımız turistler, kendi vatandaşlarımızın orada harcadığı paralar yarın öbür gün bizim Mehmetçiğimize kurşun olarak dönecek Fatih. Abi şimdi kapı vizesi diye bir şey başlattılar biliyorsun. Yunan adalarına Türkiye'den 7 günlüğüne insanlar gidebilecekler. Yunanistan her seferinde değil mi Türkiye'yi yerden yere vuruyor. Niye açtı kapıları? Çünkü bize ihtiyacı var. Arkadaşlar, ticaret, turizm anlayışı Yunanlılarda farklı ve Türkleri akın akın çekiyorlar çünkü daha ucuz. Şimdi Sayın Turizm Bakanımız Ersoy, Sayın Bakan siz gerçekten başarılı işler yaptınız. Ciddi anlamda ülkeye döviz soktunuz. Ancak sizin güvendiğiniz, ülke ülke gezip turist bulmak için uğraştığınız, bu insanlara getirdiğiniz, yani turizm adı altında turizm yaptığını iddia eden bu kişiler soygun yapıyor. Siz bunları, siz de turizmcisiniz, çok önemli bir turizm firmasının sahibisiniz. Ya Allah aşkına ya, ahlaklı turizmciler istiyoruz biz. Neden Yunan adalarına gidiyoruz? Arkadaş, aynı deniz, aynı balık. Ya Recep abi, şunu da söylemek zorundayım. Kusura bakma, sen de çok sinirlisin, ben de çok sinirliyim ama. Ya aynı denizde tutulan balık. Arkadaş, Türkiye'de balık yemek, dışarıda balık yemek neden bu kadar çok pahalı ya? Ya aynı deniz kardeşim, aynı deniz. Yunanistan'da yarı fiyata, bize geliyoruz iki katı. Ya kardeşim, soygun var. Bu ülkenin öz evlatları, bu ülkede yaşayanlar balık yemiyor kardeşim. Hamsi diyoruz mesela. Ya hamsinin kilosu 250 lira olmuş kardeşim. Git bir restorana, İstanbul'a git, Boğaz'a git. Bırak Boğaz'ı, hani geçtik tatil yörelerinde sıradan bir yere git. Ailenle beraber otur. 4 kişilik bir aile balık yemeye çalışsın. Minimum 3.000 lira, 4.000 lira civarında hesap geliyor. Kardeşim, balığın ne özelliği var? Yunanistan'a gidiyoruz, yarı fiyatını ödüyoruz. Bakın arkadaşlar, ben geçen yıl gittim arabayla abi. Ya oturduk. Söylemesi ayıptır. Çok özür dilerim. Sadece örnek veriyorum. Beni takip edenler bilir. Hani yediğimiz, içtiğimiz, faiz. Bunları hiçbir şey bahsetmeyiz ama o kadar çok üzüldüm ki. Arkadaşlar, Türkiye'den akın akın Yunanistan'ın mesela bizim arabayla gidilebilen Dede Ağaç, Kavala, yani bu Tasos Adası, Türkiye'den Edirne'den sonra 2,5-3 saatte ulaşabildiğimiz yerler. Hafta sonuydu gittiğimizde. Bütün restoranlar Türklerle kaynıyor. Menüleri bile Türk arkadaşlar. Türkçe yazmışlar menüleri. Biz para veriyoruz bunlara, Yunanlılara. E arkadaş, senin turizmcin orada balığı çarpı 2 fiyata satarsa, otel bu kadar pahalı olursa, tabii ki insanlar nereye gidecekler? Yunanistan'a gider, İtalya'ya gider, İspanya'ya gider vesaire gider. Fatih, 85'te üniversiteye geldim İstanbul'a. Bir süre sonra dersin yoğun olmadığı günlerde, hafta sonları harçlığımı çıkarmak için bir restoranda çalışıyordum. Yani katkı olsun diye. Ya hatırlıyorum o zaman. Ne alırsan al, %20 ya da 40. Birinci sınıf, ikinci sınıf işletme, üçüncü sınıf işletme. Benim çalıştığım üçüncü sınıf bir işletmeydi. Belli bir kar marjı koyabiliyordum Fatih. Serbest piyasa diye bir şey çıktı. Bu soygun piyasası. Yani Sayın Maliye Bakanımız, Allah aşkına, bu 900 liraya lahmacun satan adam kaç kuruş vergi veriyor? Türkiye'nin bu vergi rekortmeni olması lazım. Böyle bir kar oranı mı var canım? Bunların denetlenmesi lazım. Yemişim böyle serbest piyasayı. Bu soygun piyasası yani. Abi bak, çok güzel bir örnek verdin. Arkadaşlar,
Ya 900 lira lahmacun. Bak istediği kadar lüks olsun. Hiç kimseyi de zorla götürmüyorlar. Kabul ediyorum. Arkadaş 900 lira lahmacun demek ayıp bir şey ya. Onu da geç. Diyelim ki tatil yöresi. Çoluk çocuğunla beraber bir plaja gittin. Değil mi? Giriş paralı. Şezlong paralı. Şemsiye paralı. Ya arkadaş Türkiye'de sahiller kanunu açık değil mi? Ne diyor sahiller kanunu? Sahiller halkındır, devletindir ya, vatandaşındır. Mafyayı tebelleş etmişsiniz oralara. Mafyadan vatandaş denize giremiyor Fatih. Bu bütün sahillerimiz için geçerli. Şimdi işgaliye ya da ecrimisin adı altında belediyeler 3-5 kuruş para alıyor diye vatandaş sahile gidemiyor. Bakın bilmeyenler için anlatıyorum. Hiçbir site, hiçbir plajcı, bakın yok plajcıydı, beach'ti bilmem neydi, böyle antin kuntin isimler koyuyorlar ya. Arkadaşlar hiçbiri sizin sahilinize, sahile gitmenizi engelleyemez. Bakın kanun açık, siz onların şezlongunu, işte şemsiyesini kullanırsan parasını verirsin. Ama senin oraya havlunu koymanı engelleyen bir durum yok. Ama bunu yaparsan dayağı yer gidersin. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Arkadaşlar bunu yerel yöneticiler bilmiyor mu? Hepsi nemalandığı için bu mafyatik tiplerden turizmci diyorlar bunlara. Bunlar soyguncu kardeşim. Vatandaşı soyuyor. Tabii ki turist gitmez. 900 liraya lahmacunu satarsan Almanya'daki adam Yunanistan'a gider, İtalya'ya gider, bilmem nereye gider. Ayıp be kardeşim ya. Yazıklar olsun. Sevgili İçişleri Bakanımız, Türkiye'nin birçok yerinde gerçekten o organize suç şebekelerine karşı çok başarılı bir temizlik operasyonu yapıyor. Ama bu tatil beldelerine gitmesi lazım. Esas mafya, halkı soyan, turizmi soyan, turisti soyan kesimler burada Fatih. Böyle bir şey mi olur? Dediğin gibi sahilden, yani kıyıdaki 50 metrelik kesim aslında kamunun malıdır. Buraya bir şey yapılamaz. Burası vatandaşın malıdır. Herkes buradan yararlanır. Adam oteli getirmiş dibine, sanki babasının bahçesi gibi çevirmiş, plajı da zapt etmiş. Bak abi şimdi ekranda, kıymetli izleyicilerimiz, şu an ekranın ortasında görmüş olduğunuz görüntü Bodrum'dan bir görüntü. Bizzat ben kendim çektim bak. Şu anda Bodrum'da plajı görüyorsunuz. Masa sandalyeler var değil mi? Bak kapatmışlar buraları değil mi? Gündüz plaj olarak çalışıyorlar. Akşam güneş batmaya yakın o şezlongları topluyorlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi buraları restorana çeviriyorlar. Hadi git bakalım sen çoluk çocuğunla beraber o kumsalda ben oturacağım de. Ben burada bir bardak çay içeceğim de. Kumsala oturarak bir havlunun kendi sandalyeni götür bakalım. Ağzını burnunu kırarlar senin. İşte arkadaşlar adalet yok. Şu anda Türkiye'de turizm adı altında soygun var. Birileri alınmış. Alının kardeşim, turizmciler bize kızmışlar. Demişler ki ya bir Fatih Polat, işte Recep Eser turizmcilere çok ağır konuştu. Arkadaş bu dakikaya kadar anlattıklarımızda bir tane yalan varsa, bir tane abartı varsa bu işi bırakacağız. Soygun yapıyorsunuz. Hepsi için söylemiyoruz. Tabii çürük elmalar. Bu işini iyi yapanların aslında bizi desteklemesi lazım. Gidip Ankara'ya, hükümete, bakanlığa, biz bu soygunculardan, turizmci adı altında soygunculuk yapanlardan rahatsızız. Sevgili bakanımız, sevgili cumhurbaşkanımız, Türkiye'de turizmin gelişmesini istiyorsanız bu mafyaları, turizmci adı altındaki soyguncuları temizleyin demeleri lazım. Yani abi daha ağır şeyler var, anlatmayacağım. Çünkü Yunanlılar falan bizim videolarımızı alıyorlar, Türkiye aleyhine kullanabiliyorlar. Bizim iyi niyetle yaptığımız eleştirileri bunlar Türkiye'yi karalamak için kullanıyorlar. Olan ama daha bildiğimiz çok olaylar var. Bunları anlatmayacağız. Bizim bu dakikaya kadar anlattığımız tamamı döviz bizim ana vatanımıza gitsin diye. Bizim turizm adı altında soygun yapanlar kendilerine çeki düzen versin diye. Devletimiz daha fazla vergi alsın diye biz bunları anlatıyoruz arkadaşlar. Bu bizim milletimizin faydasına olan bir durum. Adı güzel değil mi? Bak turizm, of 10 numara iş. Ne iş yapıyorsun? Ben turizmciyim. Ne turizmcisi kardeşim? Sen soyguncusun. Git Yunanlı'ya bak bakalım. Eğer Türkler gitmesin, Yunanistan adalarındaki de herkes aç. Türklerin sayesinde geçiniyorlar. Ama biz diyoruz ki neden turist gelmiyor? Bir önce bir düşünelim. Geçen de gurbette bir kardeşimle konuşuyorum. Almanya'dan bir hanımefendi. Diyor ki Yunanistan adalarına gitmiş. Ülkemi çok özledim ama diyor uçak biletleri çok fazla, gelemiyorum. Tatil de Türkiye'de pahalı. Yunan adasından vatanımı izledim diyor. Türkiye'ye baktım, kokusunu çekmeye çalıştım içime diyor. Ya bunun sorumlusu kim Fatih ya? Bu turizm politikasını belirleyenler. Arkadaşlar biz
bu dakikaya kadar hep şunu söyledik. Memleketimiz daha iyi olsun diye. Birileri lütfen bizi yanlış anlamasın. Ana vatanımız, canımız, ciğerimiz ama yanlışı da söylemek lazım. Recep abi bugün çok sinirlendik ya. Sinirlendik Fatih, haklıyız ama. Gurbetçilerimiz de bize hak verecektir. Ne düşünüyorsunuz çok merak ediyoruz. Lütfen videonun altına yazın. Ana vatanımız Türkiye'mizden ve dünyanın pek çok noktasından bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sevdiklerinizle birlikte güzel yarınlarınız olsun, güzel bir geleceğiniz olsun. Sağlıklı olun inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.